Herkese merhabalar. Antalya'dan biz döndük. Çok güzel bir tatil geçirdik. Zaten onları da izlediniz. Çok da güzel yorumlar bıraktınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama Ebru ablalara öyle alışmışız ki yani Emrah'la falan böyle otururken diyoruz ki ay şimdi bu saatte şurada oturuyorduk. İşte şu saatte sohbet ediyorduk falan gibi. Hep böyle diyoruz. Kutay deseniz Batih, Batihlerin deseniz Ebru ablanın videolarını bana izlettirmiyor. Çünkü o çok özlediği kişilerin seslerini duyduğu zaman ağlıyor ki mesela dayısı olsun, Özlem teyzesi olsun onlarla pek telefonda konuşmaz. Konuştuğu an alo dediklerin an tamam hemen ağlar derin. Çok duygusal benim gibi. Böyle iyice alıştık onlara. İnşallah İstanbul'a en kısa zamanda bekliyorum zaten onları da. Telefonda da yine söylüyorum geldiğimden beri gelin 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 diye. Bakalım. Şimdi ben yemek yapmaya geldim. Hızlıca ne yapacaksam öyle bir yemek yapacağım. Akşam şeye gideceğiz. Özlem'in ablası var ya Özge, kuzenim. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Kendisi de kuzenim oluyor tabii ki. Hatta Özlem'le buluştuk. Videoma bazıları yazmıştı. Onun ablası da senin kuzenin oluyor. Neden görüşmediniz? O da gelmedi falan diyenler oldu. Kendisi hamileydi ve son aylarına yakın olduğu için de çok rahat dolaşamıyordu. O yüzden bizimle gelemedi. Ona çocuk görmeye gideceğim. Bayramdan 2 gün önce doğum yaptı. Onun yanına gideceğiz. Onun öncesinde tabii ki telefonda konuştuk birkaç kez. Bugün de bebişi görmeye gideceğiz. Orada video çekebilir miyim bilmiyorum. Ama bebeğe çekmeyeceğim. Bebeğinin görünmesini muhakkak istemeyecektir. Ben de elbette ki saygı duyuyorum. Ne yapacağım? Patates yemeği yapacağım. Yanına da pilav yapacağım. Cacık yapabilirim ya da yoğurt, turşu bir şey koyabilirim yanına bilmiyorum. Ama en kolay aklıma gelen bu oldu. Patates yemeği. Bir tane soğan doğruyorum. Bunları kavurduktan sonra içine patates ve iki diş sarımsakları da ekleyeceğim. Birazcık da öyle kavuracağım. Yani bunu anlatıyorum ama bunu bilmeyen de yoktur. Patates yemeğini. Antalya'dan geldikten sonra hemen video çekmemek biraz işime geldi. Antalya'daki videoları editleyip koydum biliyorsunuz. Yani o süreçte video çekmediğimden evimin temizliğini de hallettim. Çamaşırlarımı falan hallettim. Eve geldikten sonraki o kısa tatil de bana yine iyi geldi. İşlerimi halledebildim. O süreçte siz de anlayışlı davrandınız. Neden eski videolar falan geliyor demediniz. Teşekkür ediyorum. Soğanlarımızı güzelce kavuralım. O ara ben de patateslerimi doğrayayım. Bu arada bebeğin adını da söylemedim herhalde. Mustafa oldu ismi. Eşinin rahmetli babasının ismini koydular. Rabbim de gönülden isteyen herkese nasip etsin. İnşallah bu duyguyu. Aslında gündüz çıkalım dedik. Kutay gündüz uykusunu uyusun, uyansın dedik. Çünkü uyumadığı zamanlar huzursuz olabiliyor. Hem kendi rahat etsin hem biz rahat edelim uykusunu aldıktan sonra dedik. O uyanınca da öğlen yemeği vakti oluyor. Öğlen yemeğini yedir. Yedirdikten sonra da çıksak bir dünya trafikte kalırız dedik. En iyisi mi dedik akşam yemeğimizi yiyelim. Hem onlar da bir daha uğraşmamış olur. Çünkü çok iyi biliyorum. Lohusalıkta her şeye yetişmek mümkün olmuyor. Bazen canınız istemiyor. Bebişin uykusuz bıraktığı dönemlere bir alışamamazlık oluyor. Teyzem yanında bu arada. Teyzem geldi. Teyzeme de dedim zaten biz yiyip de geleceğiz uğraşmayın sakın diye. Seve seve yaparlardı gitseydik ama biliyorum da. İşte kendimden biliyorum ya lohusalık zor bir süreç. Yanındakine de zor bir süreç. Hem sezaryen doğum yaptı kuzenimde. Yani hem ameliyatlı birine bakmak hem o bebeğe bakmak. Sonuçta siz rahatça eğilip doğrulana kadar bebeğinize o kişi alıyor, koyuyor, gelen misafire o ağırlıyor, evi o temizliyor derken ne gerek var dedim yani. Teyzem de olsa, kuzenim de olsa. Tam soğanlarımı iyice kavrulmadan birazcık da soğanları patatesle kavuracağım ki o soğanın tadı patatese de geçsin. Sarımsak ekleyeyim. İki diş dedim ama kocaman bir sarımsak olduğu için bir tane yetecektir. Böyle güzelce biraz kavuracağım. Ay sinek yemiş. Kocaman. Yani herkesin yemeklere yapış tarzı farklı olabilir. Mesela soğandan sonra hemen salça da koyabilirsiniz. Hatta hiç soğan falan koymadan da salçayı direkt kavurup patates için ekleyen de var.
Yani mutfakta başrol sizsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Kettle'ıma da suyumu koyayım, bir yandan o da kaynasın. Güzel kettle'ım, çok yavaş ses çıkarmadan önce şunu da söyleyeyim. Bir yemek kaşığı kadar salça ekleyeceğim. Birazcık pul biber, karabiber ve tuz ekleyeceğim. Sonra da onları da yine böyle bir iki çeviririm, kavururum. Sonra sıcak suyumu ekleyeceğim. Benimle yarış ediyor kettle. Önceden bu yemeği planlasaydım, sonradan yapayım dedim gece önce falan. Birazcık et vardı ya da tavuk da olurdu. Göğüsü de çok seviyorum ben. Hatta tavuğu çok seviyorum genel olarak da. Böyle sade oldu. Gerçi bana sorsanız ben etsiz yemeği daha çok tercih ediyorum nedense. Suyumu göz kararı ekleyeceğim. Suyu az gelirse yine sıcak su ekliyorum ben. Suyu yeterli mi? Bakalım. Birazcık dursun bu. Yemeği altında kıstık. Pirincimi de çıkardım. Kutusuna boşalttım pirinci de bu kalandı. Bir daha dedim bunda bir şey boşaltmayayım. Poşetiyle dura dursun. Pilavı da şu bardakla yapsam size yetiyor zaten. Birazcık da arpa şehriye kavururum. Biraz da öyle çoğalır. Sinek de gitmedi bir türlü. Çok terledim. Balkonun kapısında Emrah'a bir söktüremedim, unuttum demeyi. Desem yoksa Emrah hemen yapar. Böyle hani bazı eşler vardır. Mesela benim babam. Elinden her iş gelir benim babamın ama tamam Ayfer şu gün yaparız. Tamam Ayfer akşam yaparız. Tamam Ayfer ertesi gün yaparız deriz. Oo, öyle haftalarca bekler. Ama Emrah mesela benim ağzımdan çıkar çıkmaz. Yani hemen yapar ama ben demeyi unutuyorum. Bizde de değişik olan benim herhalde. Çok sıcak. Çatlayacağım ben burada. Gideyim içeri. Ay, of. Burak elmalı gibi geldi bir anda. Ne göstereceğim anneciğim? Bak şimdi. Efendim. Anne. Ne göstereceğim? Anneciğim. Ne sihir anneciğim? Bazı insanlar sihir yapıyormuş da. Evet. Bazı insanların sihri olabilir mi baba dedi. Olamaz kızım dedi. He. Ama böyle görüyorum ben YouTube'da dedi. Hı-hı. Gel ben de sana yapayım. Açtım anne, açtım. Bak şimdi. Nasıl yaptın bunu? Yaptık. Kamerayı normal kayıt çekerken derin böyle yaptı. Durdurdum videoyu. He. Yeniden devam ettirdim. Derin kayboldu. Derin yok. En basit böyle anlatılırdı işte. Ya çok güzel olmuş anneciğim. Anne, ben de seni yapsam. Tamam yap hadi. Tamam bunu da yapacağım. Yap bakalım. Şimdi beni derin yok edecekmiş. Fıstık yap. Gördünüz mü ablaları? Benim kızım nasıl güzel sihirbazlık yaptı. Değil mi anneciğim? Evet. Ya. Aferin benim prensesime. Şey telefonla. Gerçi anlattılar. Aldım bilmiyorum. Emrah derin için denemiş. Bu videonun başlatma kısmında başlatıyor. Ondan sonra ben şöyle yaptığım an geri durduruyor videoyu. Ondan sonra ben oradan çekiliyorum. Videoyu geri başlatıp sonra bitiriyor. Müthiş bir sihirbazlık oldu bence. İyi fikirmiş değil mi annem? Evet. Yemeklerim pişti. Şöyle patates yemeğim hazır. Mis gibi kokuyor. Ay çocukken bu patates yemeğini ne yerdim ben? Yani ortaokula bile gittim diye hatırlıyorum. Patatesi ezer, içine ekmeği basar öyle yerdim. Annem de hep derdi büyüdün hala öyle yiyorsun diye. Çok severdim yani öyle yemeği. Şöyle de pilavım şimdi kapattım altını. Buraya da cacema yaptım. Burada da Kutay Bey bezlerini getirmiş. Evet. Patates şeyleri de, avucu da, pişirdi de.
gece. Patates 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 patates. Şurada da çamaşırlar vardı, göründü mü? Onları da makineye atacaktım ama çıkacağız. Makinenin içinde anne, de ıslak kalsın istemediğim baba, için muhtemelen baba, yarın atacağım makineye onları. Ağzında bir sürü laf, bir sürü. Evet, bebek. Kim o bebek? Sensin. Acıdı. Kutay. Ha, düştün, acıdı. Nerede düştün sen? Acıdı. Acıdı, korkmadım. Hı, düştün ve korkmadın. Acıdı. Düştü. Evet. Düşünce acır, doğru. Düştü. Acıdı. Haklısın anneciğim. Düşünce acır. Düşünce. Evet. Ama yine kalkmayı bileceksin, değil mi anneciğim? Ay, benim bu torbamı çok soranlar var arkadaşlar. Ekmek torbam bu benim. Soframızı da hazırladık. Ben yemeyeceğim. Ben biraz meyve yemiştim. O beni tuttu sanırım. Hayır, acıkırsam biraz patates yemeğiyle yoğurt yerim. Ümran tabağı bunlar. Bunlar kızımın. Cacık zaten her ikisini. Onu anca yerler. Yerlerse ne mutlu. Bu arada demeyi unuttum. Patates yemeğine domates, biber de bazen koyuyorum da bugün aklıma gelmedi. Unutmuşum. Hani o dibine onu da kavuruyorum soğanla beraber. İki domatesle biber koymamışsın. Ben böyle daha çok seviyorum. Tamam anneciğim. Biber. Evet. Benim oğlum da pilavı çok sever. O yüzden asla bir tanesi bile israf olmamalı. Değil mi oğlum? Ben. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun anne. Evet, kızım hazır. Elinde de hiç bırakmadığı bebeği. Kim verdi annem onu sana? Ebru teyzem. Evet. Bunu da Fatih amcam aldı. Evet. Agora AVM'de bir tane çocuk yapıyormuş camdan. Hemen bunu yapıp vermiş. Fatih amcası da Derin'e hediye almak istemiş onu. Bu bebeği de Ebru teyzesi hediye etti. Elif'in dişlerini Derin sevdiği için. Göster anneciğim bebeğini tam. Ay, çok güzel. Arkadaşı yapıyormuş onun da. Eline emeğine sağlık. Vallahi ne kadar güzel yapmış. Yanaklarının pembeliğine varana kadar yapılmış yani. Oğlum da hazır. Ben de şöyle rahat bir şeyler giydim. Parlak taytımı giydim. Beyaz tişört giydim. Bekle. Çantamı da hazırladım. Bekle sırt onu. Çantamı. Dur anneciğim. Hah, orada bekle. Aferin sana. Bunları giyeceklerim de. Al anneciğim. Bir şey değil. Makyaj falan yapmadım. Bebeğe gidiyoruz sonuçta. Kucağıma alacağım için böyle makyajdır, parfümdür falan hiçbir şey sıkmadım. Bakalım anneciğim. Ben de ayakkabılarımı giyeyim. Anahtarı almadım. Tamam, bir tane. Tamam. Camları da açtım hava alsın diye. Hava alsın diye açmışken inşallah yağmur yağmaz şansıma. Ortalığı toparlayıp çıkıyorum genelde ama ben bir odayı toparlarken diğer taraftan dağıtıldığı için boşuna uğraşıyorum. Hastanenin önünde durduk. Bir şeyler alalım. Gidince bir şeyler içeriz. Bunun yanına iyi olur dedik. Bir şey aldığımız hediye tabii ki çantamda. Derin çok heyecanlı. Yine abla oldum diye. Ben de öyle. Uzun süredir bir bebek kokusu içime çekmemiştim. İyi olur. Ben de teyze oldum. Evet anneciğim. Kutay abi oldu. Ha? Evet oğlum, sen abim oldun anneciğim. Oğlum sen büyüdün de abim oldun. Abi.
Yerler öyle abiyi, yerler böyle ablayı, kuzen olurum. Geldik. Orada hiç çekim yapamadım. Malum bir haftalık bir annenin halini tahmin edebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.